İMEAK Deniz Ticaret Odası Nisan ayı olağan meclis toplantısı Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Adil Kara İsmailoğlu'nun teşrifleriyle 8 Nisan Perşembe günü Piri Reis Üniversitesi'nin konferans salonunda icra edildi. Koronavirüs salgını nedeniyle kısıtlı sayıda katılım, sosyal mesafe ve maske kullanımı kurallarına riayet edilerek gerçekleştirilen toplantıya aynı zamanda video konferans sistemi üzerinden de katılım sağlandı. Bakan Kara İsmailoğlu'nun katıldığı toplantıya Tuzla Kaymakamı Ali Akça, Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, Denizcilik Genel Müdürü Ünal Baylan, Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürü Halil Yıldız, Kıyı Emniyeti Genel Müdürü Durmuş Ünüvar da iştirak etti. Meclis Başkanı Salih Zeki Çakır Başkanlığı'nda gerçekleştirilen toplantıda konuşan Bakan Adil Kara İsmailoğlu, son 19 yılda denizcilik sektöründe yapılan hizmetleri anlattı. Kabotaj hattımızdaki yük taşımacılığında 59 milyon tona, araç taşımacılığımızı da 10.9 milyona ulaştırdık. Toplam dış ticaretimizde 53 milyar dolar olan deniz yolu payını %279 artırarak 215.8 milyar dolara yükselttik. Türk ticaret filomuz 2003'te 8.9 milyon deadweight ton ile 17. sıradayken bugün 28.9 milyon deadweight ton ile 15. sıraya yükselmiştir. Bakan Kara İsmailoğlu, Marmara Denizi'nin tamamını gemi trafik hizmetleri kapsamına alacaklarını belirterek Kanal İstanbul projesi ile ilgili de şunları söyledi. Muhtemel sorunlara karşı ideal bir su yolu olarak projelendirilen Kanal İstanbul, aynı zamanda dünyanın lojistik vizyon projelerinden birisi de olacaktır. İmar planları tamamlanan Kanal İstanbul'un ihale çalışmaları devam ediyor. Kısa sürede başlayacak güç ve kararlılıktayız. Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran'da yaptığı konuşmada dünya deniz taşımacılığındaki payımızın arttırılmasının geleceğimiz için büyük önem taşıdığını belirterek şunları söyledi. Denizcilik sektörünün desteklenip geliştirilmesi, deniz ticaret filomuzun rekabet gücünün mutlaka arttırılması gerekmektedir. Dünya ticaret hacmi her geçen gün artmaktadır. Bugün 12 milyar ton olarak gerçekleşen ticaret hacminin %90'ı deniz yoluyla yapılmaktadır. Başkan Kıran konuşmasında armatör üyeleri de bir çağrı yaptı. Odamız bünyesinde deniz ticaretinde iklim değişikliği tedbirlerinin Türk sahipli gemi filosuna etki değerlendirme analizi projesi çalışması başlatılmıştır. Bu proje çerçevesinde ticaret filomuzdaki gemilerin mevcut durumunun yürürlüğe girecek düzenlemelere uyumunun ortaya konulması maksadıyla bir anket hazırlanmıştır. Bu vesileyle tüm armatör üyelerimize çağrıda bulunarak hazırlanan anketin mümkün olduğunca filomuzdaki çok sayıdaki gemimiz için doldurulmasının etki analizlerinin gerçekçi şekilde ortaya konulması açısından faydalı olacağını buradan özellikle belirtmek istiyorum. Son dönemde pandemideki artışa da dikkat çeken Başkan Tamer Kıran, aşı konusunda ise bir istekte bulundu. Kılavuz kaptanlarımız ve deniz çalışanlarımızın bir an önce aşılanmada öncelikli listeye alınmasını buradan bir kez daha duyurmak istiyorum. Başkan Kıran sözlerini şöyle tamamladı. Bir devlet projesi olan bu projenin ülkemize ve milletimize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Konuşmaların ardından da Meclis Başkanı Salih Zeki Çakır ve Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran, Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Adil Kara İsmailoğlu'na günün anısına hediye takdim etti. Denizciler bizim için çok önemli. Konuşmamda da söyledim, dünya ticaret hacminin %90'ı denizlerden karşılanıyor. Bu gitgide de artıyor. Peki bu denizciliğin ne kadar önemli olduğunu bu Covid-19 sürecinde de yaşadık, yaşamaya da devam ediyoruz. O yüzden sektörün sıkıntıları, sorunları bizim de sıkıntımız, sorunumuz. Biz de değerli meslektaşlarımızla birlikte sektörün sorunlarını ve onların önünü açacak projeleri bir bir hayata geçirmenin, bir an önce geçirmenin çabası içerisindeyiz. Ekibimizle beraber, hep beraber ülkemizin geleceği için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Sayın Bakanımızı Temmuz ayında ağırlamıştık. Nisan ayında tekrar ağırlıyoruz. Bu açıdan son derece memnunuz, mutluyuz. Sayın Bakanımızın sektöre olan yakın ilgi ve alakası devam ediyor. Kendilerine bu yönde sektörümüz adına tekrar şükranlarımızı iletiyorum. Teşekkür ediyorum. Toplantı Profesör Doktor Ruhi Kaykayoğlu'nun sektör envanteri sunumuyla devam etti. Daha sonra da meslek komite başkanları ve meclis üyelerinin konuşmalarının ardından son buldu.